Ahmet Taş getiren İmralı, Edirne, Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup konuşmasında HDP'yi değerlendirirken ilginç bir cümle kullandı. Şöyle dedi. Şu an Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki şu an her yer toz pembe. Onların da kendi işlerinde hesaplaşmaları var. Bu hesaplaşmayı yapacaklar. Bu sözlerin ilginçliği hem verilen bilginin mahiyeti hem durulan yer hem de bu bilgiye nasıl ulaşıldığıyla ilgili. Bilgi ya da iddia şu. Edirne'deki yani Demirtaş, İmralı'dakine yani Öcalan'a hesap verecek. Kendi işlerinde hesaplaşma var. Bu hesaplaşmayı yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin bir bilgiye dayandığı açık. Acaba bu bilginin kaynağı nedir? İddia, İmralı'nın Edirne'yi hesaba çekeceği anlamında olduğu ve satır aralarında Cumhurbaşkanı'nın böyle bir hesaba çekmeyi olumladığı, yani İmralı'nın tavrından yana durulduğu şeklinde olduğuna göre, İmralı'dan böyle bir sinyal alındığını gösteriyor. Acaba öyle mi? Cumhurbaşkanı ya da devlet adına birileri İmralı ile görüşmeler yapıyor ve Cumhurbaşkanına İmralı'dan böyle bilgiler mi geliyor? Böyle bir sonuç çıkarılması yadırgatıcı olmaz. Çünkü 2019 yerel seçimleri sürecinde İmralı'dan tam da HDP kitlesini Cumhur İttifakı'nın seçim stratejisine uygun davranmaya yönlendiren bir mektup getirildi. Sahiplenildi. Devletin ajansı tarafından açıklandı, okutuldu. Hem de kritik ikinci seçimden 3 gün önce. Yani 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı o mektubun açıklanmasından sonra çıktığı bir televizyon mülakatında da mektubu yorumlama çerçevesinde hesaplaşmadan bahsetmiş, şunları söylemiş. Özellikle Demirtaş'ın 7 ayrı açıklaması var. Bu açıklamayı bizler de öğrendik. Çok açık ve net şu anda CHP'nin adayına bu desteği açıklıyor. Çok ilginç olan nedir? Burada Apo'nun yaptığı açıklamadır. Olaya şöyle bakıyorum. Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir, ne gelmez. Bunları az çok kestiriyoruz. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP PKK kanadında yaşanan, Öcalan Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da daha hesap sormaya varıncaya kadar onların kendisine ihanet ettiği yönünde. Buna yönelik kesin tavırları var bu süreç içerisinde yaptığı açıklamada eğer siz beni destekliyorsanız benim arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız. Herhangi bir yere değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız diye bir şey. O anlaşılıyor. Aradan iki buçuk yıl geçiyor. Devletin mi, AK Parti'nin mi, Cumhurbaşkanı'nın mı siyasi değerlendirmeleri içine yeniden İmralı-Edirne hesaplaşması giriyor. Acaba ilerideki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de HDP'nin konumu son derece stratejik olduğuna göre İmralı Cumhur İttifakı'nın beklentileri en azından HDP'nin tarafsız kalması yönünde bir açıklama yapacak mı? Burada tabii meselenin bir de devam etmekte olan terörle mücadele boyutu var. HDP'nin terörün uzantısı iddiası, meclisteki varlığı kapatma davası var. En son HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de öldürüldüğü açıklanan teröristle çekilmiş fotoğrafı bütün bunları daha keskin tartışma konuları haline getirdi. Cumhurbaşkanının konuşmasına yansıyan Edirne-İmralı hesaplaşması ya da İmralı-Kandil hesaplaşması terörle mücadele stratejisiyle mi ilgili yoksa 2023 seçim hesaplarıyla mı ilgili? Burada parti siyasetiyle devlet siyasetinin iç içe geçtiği bir durumu mu yaşıyoruz sorusu akla gelecektir. Muhtemelen devlet Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda yaptığı silah dönemi bitti açıklamasının arkasında durduğu ama Kandil'in buna yanaşmadığı, HDP'nin de Kandil'in etkisinde bulunduğunu değerlendirmesini yapıyor ve cezaevinde tuttuğu demir taşı İmralı üzerinden sıkıştırmayı düşünüyor. Kapatma davası vesaire de bununla ilgili. Bu devlet planı Erdoğan'ın siyasi konumu sebebiyle parti siyasetiyle iç içe geçmiş gözüküyor. Bu stratejiyle yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adına sonuç alınamadı. Aksine terör konusunun siyaset aracı halinde kullanıldığı izlenimi doğdu. Şimdi de Entepeden tepeden İmralı-Edirne hesaplaşması hem de siyaset hesabı çerçevesinde gündeme getiriliyor. Neye faydası olur bunun? Göreceğiz. HDP böyle gitmez. Bu arada HDP'nin köklü bir durum değerlendirmesi yapması gereğine işaret etmek isterim. Bunu genişçe yazmayı düşünüyorum. Böyle gitmez diye düşünüyorum. Böyle milletvekili ve silahlı terörist fotoğrafları ortaya çıktıkça parti adına bütün savunma meleklerinin dümura uğrayacağı açık. Kürt sorununun nihai çözümü dağ, silah, siyaset, Kürt halkı, Türkiye, Ortadoğu. Her şeyin yeniden tartıldığı bir iç muhasebe kaçınılmaz. Bunu yazacağım. <laughs>